Yükselen Değerler programında tekrar sizlerle beraberiz. Programımız başlıyor. Yükselen Değerler programındasınız. İstanbul'da düzenlenen fuarda Doğuş Dökü Malzemeleri Anonim Şirketi ürünlerini sergiledi ve fuarda müşterilerinden tam not aldı değerli izleyenler. Bizler de firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Adem Keleş ile özel bir röportaj gerçekleştirdik ve çalışmamızın ilk bölümünü sizlere sunuyoruz. Dökümhanelerin ihtiyacı olan ve ihtiyacı olup da ulaşılamadıkları ürünleri teminle başladı, tedarikle başladı ve bu kalem sayımız yıllar geçtikçe 5200-5500 kalem aralığına ulaşmış durumdayız şu anda son olarak ve bunun içinde birçok önemli kritik malzemeler söz konusu. Dökümhanelerde yaşanan problemler, sıkıntılar, katma değeri yüksek ürünler, fileler, bunlarla sürekli iç içeydik. Ve bunları daha minimize etmek, düşürmek, katma değeri daha yüksek ürünler, sürdürülebilirlik kaliteyi yakalama adına neler yapabiliriz'i düşündük. Ve bu yönde gelişmeler yaptık, ARGE projeleri yaptık. Ve bununla birlikte sürdürülebilir kaliteli makinalar ürettik ve fire oranlarını kabul edilebilir değerlere indirimini sağladık ve bu yolda da ilerliyoruz o noktada. Dökümhanelerden gelen üretim mühendisleri, ustalarımız buralardan gelen dönüşleri biz kendi havuzumuzda biriktiriyoruz. Dolayısıyla buradan çıkıyor düşünceler. Bunlara değer veriyoruz. Her dönüşe değer veriyoruz. Zaten gelişim bu yönde olur. Ve ARGE'de bulunan arkadaşlarımız da bu durumu değerlendirip ve bunun dışında da üniversite işbirliğiyle bu şekilde ilerliyoruz. Türkiye'de ilk defa, hatta dünyada ilk defa olacak bir makine söz konusuysa bunu zaten TÜBİTAK projesi yapıyoruz. Evet. Bizim ARGE merkezimiz var. Kırıkkale Teknopark ARGE merkezimiz ve danışman bir hocamız var bu konuda. Bu projeyi yaptıktan sonra proje onaylandığında, TÜBİTAK projesi onaylandığında ta ki nihai üretim aşamasından sonra patent olarak makinalarımızı koruma altına alıyoruz. Ürettiğimiz makinalar çok emek verilmiş makinalar. Yani tüm ekip arkadaşların, başta ben olmak üzere manevi olarak çok zaman ayrılmış, kafa yorulmuş, hem manevi hem maddi olarak ciddi anlamda masraf yapılmış makinalar. Dolayısıyla bu makinalarımızı maalesef sizin de dediğiniz gibi ülkemizde taklit ediliyor ve kanunun bize verdiği yetki neyse, haklarımız neyse, biz Doğuş'ta çalışan, Doğuş'un sahibi olarak ben ve başta çalışanların haklarını koruma adına sonuna kadar her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü bu bir anlamda hırsızlık, emek hırsızlığı. Bu kabul edilemez. Şunu da düşünüyorum. Aynı düşünceye sahip sektörümüzde bulunan sanayicilerimizin de buna katılacağını umuyorum, destek vereceğini umuyorum. Bu doğru bir yöntem değil. Doğru bir yöntem değil. Gelişim bu yönde olmamalı. Pandemi sürecinde ne kadar iç durgunluk söz konusu olsa dahi biz ihracatımızı sürekli artırıyoruz. Biz ürettiğimiz makinaları artık dünyaya tanıtıyoruz ve butik hizmet yapıyoruz.
Bu yaptığımız butik hizmette çok iyi dönüşler alıyoruz. Satışlarımızı önümüzdeki yıl katlayarak, ikiye katlayarak devam edeceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz bu yönde.